Arkadaşlar tekrar merhabalar ee, son dersimizde karşınızdayım şimdi 10. bölümden idari para cezaları ve suçlar bölümünden devam ediyoruz şimdi zaten genel eğitim boyunca idari para cezalarının bütünlük olsun diye ilgili yasağın ya da normun altına veya arkasına koymuştum. Böyle genel bir bakacağız çünkü çok sayıda idari para cezası var. 146, 147 ve 148. maddeler bizim için önemli. 3 tane idari para düzenleyen maddemiz var. 146 kuruluşlara ilişkin idari para cezaları, 147 kişilere, 148'de bir anlamda torba aslında. Geldi 148 B'den ceza kesildiğini görüyoruz en fazla. 148 B Kurul ve kurum tarafından bu kanuna dayanılarak alınan kararlara ve verilen talimatlara çıkarılan e, yönetmelik ve tebliğlere ve yapılan diğer düzenlemelere uyulmaması halinde e, 50 bin Türk lirasından 500 bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanır, diyor 118B. E, i̇dari para cezalarında eğer yaptırım kararı verinceye kadar aykırılığın birden fazla işlenmiş olması ya da İdari para cezası uygulanmasının itibaren iki yıl içerisinde aynı aykırının tekrarlanması durumunda kurul kararıyla bu cezalar iki katı artılarak uygulanabilir. İdari para cezalarında ceza vermeden önce ilginin savunması muhakkak alınmak zorunda. Burada 30 günlük bir savunma süresi var. Bu süre içerisinde savunma hakkını kullanmazsa ilgili banka ya da kişi feragat etmiş sayılır. Ondan sonra da kurul kararını verebilir. İdari para cezalarına karşı 60 gün içerisinde idare mahkemesinde iptal davası açabiliriz. Ee, bu idari para cezalar arasında kabahatin sonucu bu kanundaki kabahatler hem kasten hem de taksirle işlenebilir. Teşebbüs cezalandırılmıyor burada. Ee, alt ve üst sınırlar arasında düzenlenmiş para cezalarında ise bu cezanın miktarı, İPC'nin miktarı kabahatin haksızlık içeriği ve failin kusuru ve ekonomik durumu göz önüne bulundurularak kurul tarafından belirlenir arkadaşlar. tek bir fiil ile birden fazla kabahatin işlenmesi durumunda en ağır idari para cezası neyse o verilir. aynı kabahatin birden fazla işlenmesi durumunda her bir ile ilgili ayrı ayrı idari para cezası verilir. Şayet kesintisiz bir fiil ile işlenebilen kabahatlerde bu tek bir fiil sayılabilir. Burada da arkadaşlar trafik para trafik para cezalarında olduğu gibi kanun yoluna başvurmadan önce öderseniz %25'lik bir indirim oluyor. 4'te üçünü ödüyorsunuz. Sonra kanun yoluna tabii ki başvurabiliyorsunuz. İdari para cezalarıyla ilgili söyleyeceğim en önemli şeylerden biri şu. Burada bir zaman aşımı süresi var arkadaşlar. Soruşturma zaman aşımı. Cezanın tutarına göre 3, 4, 5 ve 8 yıldan oluşan bir zaman aşımı süresi var. Bu şu demek. BDDK kurul bu süreler içerisinde ilgili kabahati bulup cezalandırmak zorunda. Bu sürenin geçmiş olması durumunda para cezası kesme yetkisi yok. Kesemez. Tamam. Dolayısıyla soruşturma zaman aşımının her somut olay bazında incelenmesi, araştırması ve zaman aşımının geçip geçmediğine bakılmasını öneririm. Şimdi geldik suçlara. Suçlardan ilk arkadaşlar 150. maddede düzenlenen izinsiz faaliyette bulunmak suçu. 1 ve 2. fıkralarında farklı suçlar düzenlenmiş. İlkine bakalım. İlki diyor ki bu kanuna göre alınması gereken izinler almaksızın banka gibi faaliyet gösteren ya da mevduat kabul eden yahut katılım fonu toplayan gerçek kişiler ve tüzel kişilerin görevleri 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. E, şimdi bu 150'ye 1'deki suç e, yani ceza hukukunda belirlik ilkesi diye bir şey var esasında. Yani ben vatandaş olarak kanunu okuduğumda ne yaparsam hapse gireceğim bunu anlamalıyım. Fakat burada bir belirsizlik var. Yani banka gibi faaliyet göstermek ne demek? Mevdat kabul etmek ne demek? Katılım fonu toplamak ne demek? Bir kez mi, beş kez mi, on kez mi? Banka gibi nasıl faaliyet gösterebilirim? Dolayısıyla biraz uygulanması güç bir fıkra. İkinci fıkraya geçelim. Bu kanuna göre alması gereken izinler almaksızın ticaret ünvanlarında her türlü belge ilan ve reklamlarında veya kamuoyuna yaptığı açıklamalarda banka adını ya da banka gibi bir faaliyet gösterdikleri ya da banka gibi mevduat veya e katılım fonu topladıkları izlenimi uyandıracak söz ve deyimleri kullanmak suç olarak düzenlenmiş. Şimdi yataya kadar olan kısım makul yani banka adını kullanmak suçtur diyor. Ee, dolayısıyla bunu kullanamazsınız. Banka olmalısınız. Banka değilseniz kullanmayın diyor. Bu kabul edilebilir. Ee, şimdi yatadan sonraki kısım biraz ilginç yani izlenim uyandıracak söz ve deyimleri kullanmak suç olarak düzenlenmiş. Şimdi belirlik ilkesine çok aykırı bu. İzlenim uyandırmak ne demek? Çok belirsiz ve muğlak. Ee, müpem. Bunun uygulanma şansı yok zaten. O yüzden de çok bir e, uygulanma şansı kabiliyetinin olduğunu düşünmüyorum ben ve eleştiriyorum. Ee, bir diğer suçumuz şu. Yetkili mercilere denetim görevlerince istenen bilgi belgeleri vermemek ve görevlerini yapmalarını engellemek suçu. Bu da şu. Bu kanuna görevlendirilen işte BDDK TMSF ee, geldi bankadan bilgi belge istedi. Bunu vermek zorundasınız. Vermezseniz hapis cezası var. Yine murakıplar geldi bankada denetim yapacak. Siz kapı duvar yaptınız almıyoruz dediniz. Bunun da hapis cezası var. Ee, gerçeğe aykırı beyanında bulunması suçu. Bu, bu ilginç bir suç. Diyor ki bu kanun kapsamında kuruluşlar bu kanunda gösterilen mercilerle denetim görevlilerine ve mahkemelere verdikleri ya da yayınladıkları belgelerde gerçeğe aykırı beyanlarından dolayı e, bunları düzenleyen imza edenler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. E, bir, bu kanundaki mercilere işte BDDK'ya, TMSF e, ya da murakıplara ya da mahkemelere ya da bankanın yayınladığı belgelerde gerçeğe aykırı bir beyan varsa bu suç. Özellikle mahkemeye dikkatinizi çekelim. <laughs> Bir bankanın bir mahkemeye bilerek yanlış beyanda bulunması suç. O davayı gerekirse kaybedecek, kaybedeceğine kaybetmesini sağlayacak bilgileri bile vermek zorunda. Aksi halde 155. maddeye göre suç oluşuyor. Şimdi geldik zimmet suçuna. Zimmet suçu bankacılık kanunu 160. maddesinde düzenlenmiş. İlk basit hali 160'a 1. İki tane suçun ön şartı var. Görevi nedeniyle zilletle kendisine devredilmiş ya da koruma gözetmek de yükümlü olduğu Para, para yerine geçen evrak senet ve diğer malları kendisini ya da başkasının zimmetine geçiren banka yönetim başkanı üyeleri, diğer mensupları 6 yıldan 10 yıla kadar, kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. E, artı bankanın uğradığı zararı tazminle mahkum edilirler. E, şimdi zimmet ne demek? Zimmet e, bir mal üzerinde malik olmaksızın malik gibi tasarrufta bulunmak demek. Ee, bu suç özgü bir suç arkadaşlar. Yani suçun faili olabilmek için muhakkak bankayla bir hizmet sözleşmesi ilişkinizin olması gerekir. Hani burada sayılmış banka yönetim kurulu başkanı üyeleri diğer mensupları bu o demek. Bankanın çalışanı olmak zorundasınız. Ben şu an bir banka çalışanı değilim. Dolayısıyla bu suçun faili olamam. Ha azmetten olabilirim, yardım eden olabilirim. Ama suçun faili olamam. E, suçun konusu para biliyoruz. Para yerine geçen evrak senetler çek poliçe olabilir. Diğer mallar e, para eden ve devredilebilen her şey suçun konusunu oluşturabilir. Hatta gayrimenkul bile bankacı zimmeti suçuna konu olabilir. E, kendisinin ya da başkasının yani bankadaki parayı aldı harcadı kendisi. Ya da eşine gönderdi, sevgilisine gönderdi, dayısına oğluna gönderdi. Bu da zimmet arkadaşlar burada başka söyleyeceğim bir şey yok. 162. Bu nitelikli arkadaşlar. Burada bir zimmet var. Bir de üzerine suçun ortaya çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli bir davranış var. Yani muhasebe hilesi yapmış. Paranın izini kaybettirmiş. Sahte fiş koymuş. Sahte dekontür etmiş gibi. Hem zimmet yapmış hem de bunun üzerine hileli bir davranış yapmış. O yüzden burada daha fazla ceza söz konusu. 12 yıldan 20 ile kadar adli para cezası söz konusu. Zimmet suçlarında bir özellik şu. Ayrıca gidip özel hukuk davası açmanıza gerek yok. Eğer zimmetten hüküm kurarsa bankanın uğradığı zararı da ağır ceza mahkemesi kararında hükmediyor ve ödenmesini istiyor. Tamam ayrıca bir usul ekonomisi gereği getirilmiş bir uygulama bu. 163 arkadaşlar varsayımsal zimmet suçu. E, bu niye varsayımsal? Çünkü aslında normalde zimmet olmayan şeyler bu maddeye göre zimmet sayılıyor. Bu e, bunun için ortada bir faaliyetini kaldırılmış ya da fona devrilmiş bir bank olacak. Yani normal şu an faaliyette bulunan banka çalışanları ortaklar için bu suç söz konusu olamaz. Bu devlet şunu diyor açıkçası. Yani banka ortağı sen bankayı batırsan ben sizi içeri alırım zimmetten. Bu kadar basit aslında. Muhakkak sizin kusurunuz vardır ve yaptıklarınızda ben zimmet sayarım diyor. Dolayısıyla faizini kaldıran ve fona devrilen bir bankanın hukuken ve fiilen yönetim ve denetimlerinde bulunmuş gerçek kişi ortaklarını e, bankanın kaynaklarını kendileri ya da eş yakınları için kullandırmalarını zimmet sayıyor aslında. Ve bunun için ilk şartımız ortada faizini kaldıran ve fona devrilen bir bankanın olması lazım eee bankacık zimmet suçunda etkin pişmanlık var arkadaşlar etkin pişmanlık şu eee zimmet yaptı diyelim kişi bankanın zararını belirli süre içerisinde karşılarsa cezası daha indiriliyor örneğin soruşturma başlamadan önce yaptığı zimmetin tamamını getirip iade ederse burada banka suç duyusunda bulunursa bile dava açılmış olsa bile bu durumda cezanın 3'te 2'si indiriliyor yani 9 yıl alacağına 3 yıl ceza alıyor ki büyük ihtimalle içeri girmez yatmaz yani eee Soruşturma başladı ee, ve gönüllü olarak dava açılmadan önce yani soruşturma başladı henüz dava açılmadı bu aşamada gelip öderse o zaman cezanın yarısı indiriliyor dava açıldı hüküm verilinceye kadar yine bankanın zararını karşılarsa burada da üçte bir indirim yapılıyor bir de değer azlığı sebebiyle bir indirimimiz var. ...orada da cezası hakim takdirine bağlı olarak... ...3'te 1'den yarıya kadar indiriliyor. Ee, burada... ...hem bizim ve dedik özgü suç... Ee, ...dışarıdan... ...çünkü bankalarda arkadaşlar... ...destek hizmeti ya da hizmetin adımları çok... Ee, ...yani bankada gördüğünüz herkes... ...bankanın çalışanı değil... Ee, ...bu kişiler yani... ...bankayla doğrudan bir hizmet ya da iş sözleşmesi... ...tarafı olmayan kişiler bu suçun... ...faili olamazlar. Hani güvenlik görevlileri için... ...genelde gören, güvenlik görevlileri, taşeron firmalarımız, firmanın çalışanları oluyor. Orada da 5188 sayılı kanun sebebiyle... ...onlar için Türk Ceza Kanunu'ndaki zimmet maddesi uygulanabilir. Ee, zimmetle ilgili şu şeyi söylemek isterim. Heh, burada var zaten. Zimmete konu mal varlığı değerinin bankaya ait olması zorunlu değil. Eskiden bir önceki kanunda böyle bir bağlantı vardı bankaya ait para vesaire varlıklar derdi. 5.411'de bu bağ kaldırıldı. Yani e, bankacılık faaliyetleriyle ilgili olarak bankanın muhtesinde bulunan her şey zimmet suçuna konu olabilir. Tamam. Bunda iki, iki örneği var. Bir kiralı kısa. iki bankaya e, tahsil curosuyla verilmiş çek senetler. Bunlar bankanın mülkiyetinde değildir bunlar da zimmete konu olabilir. Çünkü bu suçun korumak istediği hukuki değer arkadaşlar bankanın mülkiyet hakkı değil insanların bankaya olan güvenidir. Tamam zimmet suçu insanların bankaya olan güvenini korur. çünkü bankanın verdiği lisansla bankacı faaliyet yapılır. O lisansı alan her bankaya biz gözü kapalı bütün birikimlerimizi teslim ederiz. Ve oraya teslim edilen paranın ...biri tarafından iç edilmesi, zimmete konu edilmesi bizim bütün sistem olan güvenimizi zedeler. O yüzden bu suçu var. O yüzden cezası bu kadar ağır. Zimmet suçu kattan işlenebilir bir suç arkadaşlar. Taksirle işlenemez. Onu söyleyeyim. Ee, bunu söyledik zaten. Kiralık kasa da zimmet suçu söz konusu olabilir. Ee, zimmet suçu mağdurun suça konu değerin malikine göre değişir. Çoğu durumda bankadır ama zaman zaman ee, Banka müşterileri de mağdur olabilir bence. E, bu da son yıllarda eklenen yine sıkıntılı bir madde. Banka çıkma ile bankacı usul ve prensiplerine uygun kredi kullandırma... ...bu kredileri temdil etmeye veya kredi kullandırma... ...taksitlendirme, teminata bağlamaya ya da sahil yöntemler... ...yeniden yapılandırma işlemleri zinmet oluşturmaz. E, bu aslında malumun ilanı. Zaten kredi vermek suç değil. Zaten değil yani. E, ama... Uygulamada kötü örnekler sebebiyle banka müdürlerinin daha doğrusu bankaların dolandırılması sebebiyle bankaların yaptıkları suç duyurlarında başkasının lehine zimmet ifadesinden hani kredi verdi battı e o zaman başkasının lehine zimmet deyip şube müdürleri yargılanmaya başladı ağır Hani Çoğundan bir şey çıkmadı işte bankalar bunun önüne geçmek için bu düzenlemeyi bastırıp kanuna koydular maalesef ihtiyaç vardı. Komik ama ihtiyaç vardı. Yani ne diyor? Kredi vermek suç değildir diyor özetle burada. Buna ihtiyacımız mı vardı maalesef. İçtima kuralımız var bir tane kanunda. Ee, burada eğer bir fiil hem bankacı kanundaki bir suç oluşturur hem de başka bir kanundaki bir suça vücut veriyorsa en ağır cezayı hangisi gerektiriyorsa oradan ceza verilir. Sor, suçların soruşturması 162. madde. Bu da yine önemli bir madde. Bu kanundaki suçların soruşturması için arkadaşlar kurumun ya da fonun Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı başvuruda bulunması şarttır. Bir, bu bir e, soruşturma şartı. Tamam. Ama bunun üç tane istinası var. Bir, itibarınıza zedelenmesi, iki sırların açıklanması. Üç, zimmet. Burada ilgilerinde şikayet hakkı olduğu kabul ediliyor. Ama bunların dışında herhangi bir suçun savcı tarafından reysen soruşturması mümkün değil. Kurum genelde fon ne zaman devreye giriyor? O banka fona devredildiyse ancak fon bu yetkiyi kullanabilir. Öncesinde bu yetki BDDK'nın. Bir de özel infaz hükmü var arkadaşlar. 167. madde. E, bu da zimmet suçundan mahkum olanların fona ve hazineye olan borçları ve tazminatları ödemediği ve bu borçlar tazminatlar mal varlıklarından daha tahsil olunamadığı sürece bu kişiler koşullu vermeyi hükümlerinden faydalanamıyor. Bence ilkesine işte aykırı bir hüküm. Ee, ama normal kamu bankaları için değil bu. Fonun e, devredilen, fona devredilen ve fonun e, alacağını o bankadan alamadığı durumlarda ilgili kişiler için getirilmiş bir şey normal kamu bankalarını kapsamaz diye düşünmekteyim ben. Ee, bu son slaytta arkadaşlar. E, böylece serinin de sonuna geldik. Umarım hepinize çok e, faydalı olur. Ufak da olsa bir fayda olursa mutlu olurum. Biraz uzadı o yüzden kusuruma bakmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. İyi günler dilerim.